Herkese selam. Moladan. Şimdi moladan çıkıyorum. İtalya'ya geçtim. Avusturya sınırındayım. 30 dakikalık bir mola yaptım. 15 dakikasını İtalya'da kahve içtim. Bir yerde durdum. İtalya'nın kahvesi meşhur. Çok güzel kahve yapıyorlar. Bir kahve içtim. Kendime geldim sabah. Yola çıktım işte. Bir tane de kruvasan yedim, Nutellalı. O da çok güzeldi. Benim İtalya'da vazgeçilmezim. Sürekli bulduğum zaman ilk fırsatta yerim. Nutellalı kruvasan ve cappuccino çok güzel gidiyor. Bir aynalarımız aynalarımız camlarımızı silelim. 3 silecekli dafımızla. Evet arkadaşlar, bir ETS videosuna başlamış bulunuyoruz. ETS'deki gibi kameralarımız yok ama yine de bir şeyler var işte ya. Karlı havalar, karlı ortamlar var. Neredeyim? İtalya sınırından geçtikten sonra hemen Avusturya'dayım. Yani İtalya'yı bitirdikten sonra hemen Avusturya sınırındayım. Karlı yollar, karlı manzaralar. Şu anda Avusturya'da hakim. Bu bölgeler yüksek olduğu için zaten her zaman kar var. Az sonra MAUT, yani otoban paralarının ödendiği yerden geçeceğiz. Ondan sonra da şey var. Yokuş aşağı falan var. 40'la ineceğiz. 40'a düşeceğiz. Size o yolları göstermek için aslında açtım kamerayı. Çok güzel yollar. Virajlı, aşağı iniş ve sağlarda falan böyle hep tırların frenleri yanmasın diye rampalar var. Yani frenleriniz ısındığı zaman lastiğiniz, işte balatalarınız vesaire, hani olur da bir frenlerde bir hava, yani havasında, fren havasında bir sıkıntı durumunda acil duruş rampaları var. Orada lastiğiniz yanabilir, işte fren havalarınız boşalabilir, tüplerden biri patlayabilir, Allah korusun, herhangi bir durumda. Ona önlem için yolu 40'a düşürmüşler. Biz de oradan aşağı ineceğiz. Çok kısa sürmüyor o yol. Biraz var. Yani o yüzden zaten orada acil kaçış rampaları yapmışlar. Kum döşemişler. Çok güzel. Orada biraz da yokuş yukarı yapmışlar. Zaten yokuş aşağı iniyoruz. O hızla orada ani bir durumda durabilirsiniz. Yani bir herhangi bir sıkıntıda. Orada durabilmeniz için bakın. Burada yol 40'a iniyor. 7,5 ton üzeri diyor. 40'la gitsin. Burada yavaşlayacağız şimdi. 60'la gidiyorduk. Yavaşlayacağız. Artık burada başlıyor. Rampalar biraz daha ileride ama. Belki bilmiyorum burada da var mı ama. Bakacağız şimdi biz yol 40'a düşürelim kendimizi. Ben burada nasıl iniyorum? Ayağımı frene sürekli basmıyorum. Freni ısıtmıyorum. Çok fazla, yani retarderi de aslında kullanmıyorum. Çünkü retarderi çok sık kullandığın zaman balataları da cam gibi kayganlaştırırsınız. O yüzden ona da gerek yok. Yani ne ayak frenine ne retardere, motor freniyle iniyorum. Yani hava vitesi küçülterek mesela deneyelim isterseniz. Ama çok şey olacak. Şimdi sesten anlaşıldığı gibi vites küçülterek böyle bu şekilde inebiliyorum mesela. Şu an vitesi 8'e indirdim. Devir yüksek devirde. Mesela çok deviri aşarsam biraz retarderi kullanıp arabanın değerini yavaşlatabilirim. Ondan sonra şimdi retarderi mesela 10-15 saniye kullandım. Ondan sonra retarderi bırakıp yavaşça biraz ayak frenine böyle pıs, 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 yavaş yavaş
Ya bu iş zevk diyorlar ya, harbiden zevk yani bu iş. Tamamen şuradan inmek bile bir matematik yani. Araba ne kadar otomatik olsa bile seviyorum yani böyle bu şekilde. Bazen iniyorum da zaten. Hani ne ona ne ona yükleneceksiniz. Şimdi otomatiği aldım mesela. Şimdi otomatiği aldım ama hala algılamadı. 8'de beni, yani devir yüksek şu anda, maviye geldi. Bayağı yüksek devirlerdeyim. O araba hızını koruyor. Çok güzel gidiyor şu anda araç. Hani hızını koruyor yani 43'ten yukarı çıkmıyor. Ama neden? Çünkü burada tempomat var. Yani hız sabitleyiciden 43'ü ayarlamışım. Ve motor freniyle iniyor şu anda. Yani retarder kapalı. Ayağım frende değil. Ayağım frende değil. Ben ellerini niye kaldırıyorum ya? Ayağım frende değil. Direksiyonu tutmam lazım. Yani ayağım frende değil. Kendi rahat iniyor. Yani otomatik arabaların avantajları bunlar mesela. Şu anda ne retarderi kullan ne de ayak frenini kullan. Ama tabii motor frenini de çok fazla, ona da yüklenmemek lazım. O da araca zarar verebilir. Yani çok aşırı uzun inişlerde ona da çok yüklenmemek lazım. Sonuçta adamlar retarder koymuş. Aynı retarderi çektiğiniz yerde arabayı manuel alıp vitesi küçültüp deviri yükseltebilirsiniz. Yani hız sabitleyici var. Onun haricinde belirli hızdan sonra gitmesin diye, yani illa hız sabitleyici ayarlamadan belirli hızda insin diye, o hızı geçmesin diye öyle de bir ayar var. Yani tamamen güvenlikli şeyler yani. Şimdi biraz sonra rampaları göreceğiz. Ben şu an hani 40 normalde 40'a da ayarlayabilirim. Ama yol boş diye 43 yaptım. 40 yapalım. Zaten hani onun 3'te esneme payını da veriyorum buradan. Hani kaç aşabilsin o sınırı? 40'ı kaç aşabilsin? 3, 5, 10'a kadar yolu var. Aşabilirsiniz. Şu an 40'a düşürdüm. Esneme payı 43'e kadar araba gidebilir ama ondan sonra kilitliyor, kendini bırakmaz. Burada polisin numarası var. Yani aslında acil bir durumda polisi arayabilirsiniz. Ara ara itfaiye numaraları var. Burada mesela gidiyorsunuz, tekeriniz yandı, bir şey oldu. Hani arayıp yolda mesela öyle bir durumda, aracın lastiği yanması durumunda arkadaşlar acil, mesela burada Avrupa yollarına çıkacak arkadaşlar, aklınızda olsun, itfaiye arayın. Hani birkaç kelime de öğrenirseniz iyi olur. Ya da İngilizceniz varsa İngilizce de anlaşabilirsiniz. Derdinizi anlatabilirsiniz. Yani o şekilde çözersiniz. Lastiğiniz yandığı zaman, burası o kadar şey değil de az ileride çok büyük rampalar var. Oralara tabii gidebilirsek. GoPro'nun da şarjı yok. Anlamadım. Oralarda itfaiye, yani rotanızı söylüyorsunuz. Şu rotada gidiyorum diye itfaiye sizi hazırda bekliyor, ileriki belki bir durakta falan. Bir yer söylüyor size ya da sizi takip ediyor. İşaret koyuyorlar hani burada dur diye. Hemen sizin lastiğinizi söndürüyorlar. Burada da öyle durumlar var. Önceden arıyorsunuz yolda. Önlem alıyorlar yani. Anında çıkıyorlar, sizi yakalıyorlar. Konumunuzu söylüyorsunuz. Adamlar zaten otobanda her yerde kamera var. Anında sizi görüyorlar herifler. O yüzden mesela bir istasyona gireceksiniz. Orada sizi hazırda bekliyorlar. Oraya yavaşlıyorsunuz. Tak, adamlar söndürüyor. Araba yanmasın diye yani. Çünkü çok öyle yanma durumları oluyor. Artık GoPro'nun şarjı biterse yapacak bir şey yok. Kafa kamerasında şu anda GoPro. Ama o rampaları size göstermeye çalışacağım. Diğer kameralarla biraz hızlandım ben burada. Nerede ya bu şeyler? Size oradaki rampaları gösterecektim. Şu an yolda bol boş yani, kimse yok. O kadar da eğimli de değil yol ama kanunen tabii 40'la gidilmesi gerekiyor. Ama o kadar bir eğim yok yani şu anda yolda, normal. Hani frenleri çok ısıtacak bir durum yok. Ya ben sürekli bu yollardan geçiyorum, öyle söyleyeyim. Yani ileride tırlar var.
Şimdi burada hafif retarderi kullanabilirim. Tabi tek retarder fayda etmiyor. İkincisini devreye soktum. Hafif retarderi her çektiğimde az bir şey frene de basıyorum. Hani böyle gıdım gıdım. Çünkü tek başına retarderi yani kullanabilirsiniz. Bu yolda kullanabilirsiniz. Şu an bir sıkıntı yok ama yağışlı havalarda, karlı havalarda tek başına kullanmayın. Burada 3'ü de verebilirim. İstiyor çünkü. 2. Şu an 2'de retarder. 3'e çektim. Hafif frene dokundum. Anında yavaşlıyor zaten. Şimdi burada biraz retarderı şey yaptık. Ufak ufak yavaşlattık. Şimdi 40'a düşürdü retarder bizi. Şimdi araba hala bağırıyor. Biraz frene basacaksın. Araba tekrar otomatik vitesine geçti. Hız sabitleyici de 40'a ayarladım. Çok karışık değil ya. Bu kokpite geçmeniz lazım ya, aracın kokpitine. Ya bu navigasyon nereden çıktı ya? Bizim bu GoPro'nun inşallah oraya kadar şarjı bitmez. Hem size yeri gösteririm. Ama daha da var ya. GoPro'yu tekrardan bir aktif hale getirelim. Ya böyle biraz amatörce oluyor ama yapacak bir şey yok. Kusura bakmayın çünkü yolda oluyorsun. O an ben bir de bu GoPro'yu şarj etmiştim. Ona rağmen bu GoPro'yu şarj ettikten sonra kendisi kapanmış. Kendi kendine açılıyor, kendi kendine kapanıyor. Bu birkaç kere böyle sert bir darbe aldı, yere düştü. Hatta önde koruyucu camı falan kırıldı. Şu an suyun içinde kullanamıyorum. O yüzden herhalde bu darbelerden sonra biraz yamulttu kendini. Harbi drone olsa var ya. Evet, Mahut'a geliyoruz. Fair trip diyor. Bak bununla parayı ödeyeceğiz şimdi. GoBox. Otoban paralarını GoBox ödüyoruz. ...700 metre sonra... ...Mautstelle. Oradan sonra... ...ölümcül rampalar başlıyor. ETS2'de diyorlar ya, ölüm yolları. Ölüm yollarına gidiyoruz. Allah korusun. Şaka bir yana tabii. Oyun diliyle söyledim yani. Allah göstermesin. İşte gidiyoruz. Maut. Maut yerine geldik. Sırtımda da bir ağrı var, anlamadım arkadaşlar. Burada Asfinak bazen tırları çekiyor. Takograf kontrolü yapıyor, aklınızda olsun. Gelin diyor, bir yoklama çekelim. Ne oldu, sürüş saatlerini, molalarını atlamış mısın, ne yapmışsın? Gel buraya diyor. Sağda polis yeri var. Asfinak tabi bakıyor. O takograf olaylarına. Burada sağda tırları durduruyorlar. Evet, artık 40'lık yollar geldi. Tankstelle Schoenberg Geşpert diyor. Kapalıyım. Şu aşağıda bir tank yakıt istasyonu var. Ne diyor? Kaygan yollar, dikkat edin. Normal arabalar 60'la gidin. 7,5 ton üzeri araçlar 40'la gidin diyor. İşte bu yollar. Karşıda Alp Dağları'na karşı en güzel yol burası. 43'e kilitlemişiz. Kendi başına insin. Hiçbir şey yapmıyor. Otomatik arabada böyle. Ama canın sıkılırsa İstersen buradan ayarlar yapabilirsin. 43'ü geçmez bu araba.
Sen buradan müziğini açacaksın. Dinleye dinleye ineceksin bu yolları. %6 eğim var diyor. Amma istedim, benim uykum geldi ya. Niye acaba? %6 eğim var. Mesafeyi kaçırmayalım. Bir daha ayarlayalım. Bir de şeyi yapıyorum ben. İşte 50 metre gibi mesafe ayarlıyorum. Öndeki arabayla arama. Otomatik trauna otomatik ayarlıyor. 30 metre de ayarlayabilirsin. 20 metre de. 10 metrede ayarlayabiliyorsun. Ben ne gaza ne frene basıyorum. Hiçbir şey yaptığım yok. Şu an kendi başına %6 eğimden iniyor. Bir kere bir yerde bir para cezası radar yemiştim. Ona çok içim gitmişti yani, boşu boşuna. Hatta benimle beraber başka bir şoför de yemişti. Ben kaptırmışım, iniyorum aşağıya. Hiç ilk zamanlarım. Artık yol bitecek, 40'lık yol bitecek. Bir tane de radar koymuşlar. Ben dedim herhalde çekmez, artık yol bitecek. Arkamda da bir şoför var. Ben Avusturya plakayım diye beni takip etti o da. Ya ben hızlı iniyorum diye o da herhalde şey zannetti. Bu herhalde buraları biliyor, hızlı hızlı iniyor. Demek ki bir problem yok demek istedi yani. Avusturya plakalıyım ya. Ulan ben de yollara acımasıyım yani. Sen bana ne güveniyorsun? O zamanlar. Ben bastım. Tak bana bir patladı flash radar. Ona da bir daha flash patladı. Adam korna çalıyor bana ulan diyor. Hani senin yüzünden ceza yedik hesabı. Bak araba nasıl? Aslanım benim ya. Nasıl? Nasıl bağırıyor be? Hala yollar 40'lık. Şimdi biraz sonra kaçış rampalarını göreceksiniz. Bak yolda diyor zaten. Notvek diyor. Tabelada diyor kaçış rampası var. ETS2'de böyle rampalar var mı? Bilmiyorum. Oynamadığım için bilmiyorum ETS2'de. Böyle rampalar bence yok. Bak. İtalyancasında yazmış. 2200 metre sonra bir yerde var diyor. 3500 metre sonra bir tane daha var diyor. Demek ki o kadar eğimli yol ki biraz sonra kaçın diyor yani. Bir sıkıntı olduğu zaman frenler ısınır, bir şey olur. Kaçın diyor. Camları da silmem lazım ya, yıkamam lazım. Buralar çok acayip yerler ya gerçekten. Tirol diye de yazmışlar. Ne diyor? 1300 metre sonra kaçış rampası var diyor. Çok sıkıntı olduğu zaman buradan da çıkabilirsiniz ya. Burası da hızınızı keser. Ama durdurmaz sizi. Eskiden böyle şey derlerdi. Bizim Urfa'da da vardı. Akabe yokuşu vardı. Oradan freni boşalan tırlar, petrol tırları, bilmem ne tırları falan, öyle çok zamanda patlama falan oldu. Çok yani kaza oldu o Akabe yolunda Urfa'da. Mesela İstanbul'da da falan çok oluyor böyle freni patlayan tırlar yokuş aşağı inip de. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. İki tane emniyet tüpü var mesela araçta. Bir tanesi patladığı zaman emniyet tüplerinden
diğer tüp ona havası varsa ona yetecek kadar hava verip dengelemeye çalışır. Arabaların sistemi budur. Şu andaki arabaların. Emniyet basıncını koruması için. Emniyet basıncının altına düştüğü zaman o zaman o sıkıntı yani. O zaman problem büyük. O zaman iki tüp de hava kaçırıyor demektir. O zaman problem büyük. İşte öyle durumlarda şuradaki rampa, bak geldik arkadaşlar rampaya. Acil kaçış rampası. Bak iyice araba boğmaya başladı. Çünkü bayağı iniyoruz yani. Bayağı yokuş. Bak. Bak Notvek diyor. Buraya burada burası sizi durdurur. Bak sese bak. Mıcırlıyor. Bak burada anında durursunuz. Biraz sonra ileride bir tane daha var. Yaklaşık 150 metre, 200 metre civarında bir rampa. 150 metre. Ha, burada radarda ceza yemiştim. Bak. Bence başka yok ya. Bir tane daha var mı yok mu bilmiyorum. Retarderi duyuyor musunuz? Bak size biraz retarder dinleteyim. Şu an retarder sesi var zaten arabada. Retarderi duyuyor musunuz? Biraz gideyim. Ondan sonra da. Bak 600 metre sonra bir tane daha varmış. Bak. Retarderi duyuyor musunuz arkadaşlar? Zorlamayalım arabayı. Bak. Burada da var. Girelim mi? Diyor istediğin gibi diyor takıl diyor burada diyor. Durdurur seni anında. Evet, yol yavaş yavaş düzlüğe iniyor. Dağları bitirmek üzereyiz. Hala 40. Arabayı bir rahatlatalım ya. Artık bitiyor. Buradan sonra 80. 90, 100. Devam bakalım. Hadi bakalım.